500'te İstanbul'un en uzun otobüs hattı. Tuzla Şifa Mahallesi, Zeytinburnu arası 78 kilometre, 73 durak. Tek yön sefer süresi yaklaşık 184 dakika. Trafik olduğunda tabii daha da artıyor duruma göre. Ömrümüzün yarısı yollarda geçiyor. Evim karşıda. Tuzla'ya tersaneye geliyorum, ekmek parası. Öğrencisi biniyor, işçisi biniyor, emeklisi var, yaşlısı biniyor. Okulum karşıda benim. Yani evi bu tarafta tuttuk iki arkadaş, daha ucuz oluyor falan diye. Okula gidip geliyorum işte her gün 500 liraya. Gidiş geliş yaklaşık 4 saatim otobüste geçiyor. Biz aslında teknik olarak üniversite öğrencisi değiliz. Yolcuyuz biz. 500T için ne demişler? Güneşi batmayan otobüs hattı. 500T sabrı öğretiyor insanların beyinlerinde düşünmeyi öğretiyor. Farklı bir kültür 500'te. Bizim öz kültürümüzü yansıtan bir yaşamdır 500'tenin içi. Batı'da pub'da bile insanlar yalnız otururken bizde 500'te insanlar sır sırta dertlerini birbirlerine yaslanıp tedavi olurlar. Hatta o kadar olaylar yaşanır ki kimileri oradan oğluna kız bakar, kimileri dükkanına eleman bulur, kimileri borcuna finansman bulur. Biz İMC'yi de 500T'ye taşıdık. Kardeşliği de. Bir nevi birbirimizi tanıyor gibiyiz artık. Hani simalarımıza alıştık. Ben 6 yıldan beri gidiyorum, geliyorum Tuzla'ya. Dayımı da aşağı yukarı 4 yıldan beri denk getiriyorum. Evet, aynen hemen. Yani buradan emekli olacağız sanki. Ben 27 yıldır bu otobüste gider gelirim. Burası bir yaşam. Birisi gelmeyince telefon açıyorduk arkadaşlardan. Neredesin kaldın, otobüsü mü kaçırdın falan gibilerden de. Yer vermeyenler var. Camdan dışarı bakıyorlar. Uyukluyor gibi bir hareketler yapıyorlar. Telefonla uğraşıyorlar. 500T benim bayağı işime geliyor. Levent'ten biniyorum. Ev Ataşehir'de tek vasayette gidiyorum. Yani oturursan daha rahat tabii ama bu saatlerde zor. Yani 60 durak giden var ya. Yani her sabah, her akşam onu çekiyorlar. 60, 60, 120. Öğretmenim ben. Sabah akşam bu hattı kullanıyorum. Benim için de çok rahatlık oluyor. Çok kolay oluyor. Ama biraz tedirgin olmaya başladım. Yani o olaydan sonra ailece tedirgin olmaya başladık.